Azerbaycan veya Türkiye-İran münasebetlerine baktığımızda tarihi bir hakikat var. Türkiye'nin İran'la yaklaşık 400 yıldır sınırı hiç değişmiyor. Coğrafyada, yani bana tarif etseniz ki Türklerin yeryüzündeki daimi düşmanlığını yapan ülkeler Çin derim, Fars derim ve Rus derim coğrafyada. Çünkü coğrafya bu milletlerin kavgası üzerine kurulmuş bir coğrafya. İran özellikle Türk coğrafyalarında mezhepsel ayrılıkların merkezi halindedir. Azerbaycan, Karabağ münasebetleri veya ilişkileri veya işte Hocalı soykırımı olduğunda İran'ın Ermenistan'ı kınadığını, Ermenistan'ı kötülediğini ve Ermenistan'la müttefikliğini bozduğunu hiç görmedik. Tarih boyunca Ermenistan'la Farslar müttefikti. Bu müttefikliğin doruk noktası Karabağ savaşlarında oldu. Özellikle Karabağ savaşları olduğu dönemde çok iyi hatırlıyorum Fransa'da, Almanya'da ve Avrupa'nın birçok muhtelif ülkesinde Azerbaycan'ın konsolosluklarını Ermeniler bastı ve o devletler, medeni devletler bu konsoloslukları koruyamadılar. Birleşmiş Milletler'in maddesinde konsoloslukların korunması o ülkenin namusu, şerefi ve haysiyeti ve kanuni olarak zorunlu olduğu halde Azerbaycan konsolosluklarını Azerbaycan'da çalışan kendi emektaşları korudu. Hatırlayın Fransa'da Azerbaycan'ın kapısına kadar girdiler. İçeridekilerin birebir göğüs göğüse savaşıyla Ermenileri püskürttüler. İran'da geldiğimiz noktada ya inanabiliyor musunuz? Bir elçilik basılıyor. Adam elini kolunu sallaya sallaya geliyor, giriyor. Kapıdaki polis selfie çeker gibi bakıyor adama. Adam içeriye giriyor, tarıyor. İçerideki iradesi olan bir kahraman Azerbaycanlı çocuk bunun üzerine atlayıp bunu etkisiz hale getirmeseydi orada bir soykırım olacaktı. Ve bunun karşılığında Azerbaycan devleti şu an İran devleti şu açıklamayı yapıyor. Psikolojisi bozuktu. Yani böyle bir durum yok. Böyle bir açıklama yok. O İran'ın şeyini bağlar. Devlet şerefini bağlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir yabancı misyon temsilcisine yapılan saldırı aynı zamanda Türkiye Devleti'nin namusudur. Çünkü onu korumakla yükümlüdür. Ve Türkiye yabancı misyon temsilcilerini kendi vatandaşlarından daha çok koruyor. Ona fırsat vermiyor. İran orada sınıfta kalmıştır ki zaten sınıfı hiç geçememiştir. İran mesaj vermiştir. Yani siz bu coğrafyada uyanışınız eğer İran'daki Türk hareketlerine dönerse, buradaki Türkler de işte Güney Azerbaycan dediğiniz coğrafyada bir yapılanma yaparsanız, bizim toplumumuzda durdurabilecek sınırımız yok. Ama muhtemelen İran'ın derin devletinin çok iyi bir organizasyonuydu. Gitti, yaptı. Hedefine ulaşamadı, yarım kaldı. Terör eylemini bile eksik yapan, namussuzca yapan bir olay bu. Başaramadı. İran bu coğrafyada münasebetlerimizin diplomatik olarak Birleşmiş Milletler ve işte dünya hukuku karşısında en iyi yapmamız gereken bir ülke. Çünkü İran'ın kötülüklerinin sınırı yok. Tarihi süreçten geçtiğimiz ya Şah İsmail ile Yavuz'u birbirine düşman etmiş. İki ananın oğlunu birbirine düşman etmiş. Bir şeyden bahsediyoruz. Fitne fesat dergahından bahsediyoruz. Merkezinden bahsediyoruz. Ve bu İranlıları bu kötülemek açısından söylemiyorum. Devletlerin politikaları vardır. Milletlerin hayalleri vardır. Bizim hayalimizdeki Türk dünyasını devlet politik olarak gütmeyebilir. Ama milletin hayali vardır. İran'ın devlet politikası kötülük üzerine kurulmuş bir politika. Umarım İran'daki şerefli İran vatandaşları bu olayları görür. Coğrafyanın kaderinin oradaki komşularıyla iyi geçinmek olduğunu sezinler. Yani Amerikan tehdidi altında ki inanmıyorum ben Amerikan tehdidi altında bir ülke olduğuna inanmıyorum. Amerikan uydusu bir ülke olduğuna inanıyorum. Eğer Amerika'nın tehdit altında bir ülke olsalardı zaten iyi geçinmesi gerekenleri bu coğrafyada komşu ülkeleri düşünürlerdi. Amerika'nın uydusu olduğu için
coğrafyada dizayn veren bir devlet yapısı içerisindeler ki Türkiye'de de bu İran'ın uzantısı ajanlar her zaman vardı. Osmanlı döneminde de vardı. Selçuklu'nun yıkılma sebeplerinden birisidir. Edebiyatımızın yıkılma sebeplerinden birisidir. Ya bunlar Fuzuli bile kendi şairi ilan eden insanlardır. Oradaki Türklere eşek, çok affedersiniz diye tabirler yapan, yasalarını koyan ülkedir. Umarım İran halkı, İran devletinin bu kötü politikasını, bu beceriksiz politikasını cezalandırır.